Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Bugün açılış oturumuna başkanlık eden Sayın Zorlu Töre ciddiyet talebinde bulunmuştu her noktada. Şimdi şu ana kadar yapılan konuşmalar ve bu konuşmalara verilen yanıtlardaki bazı konuların en azından içerik eksikliği ciddiyetin nereden başlayıp nereden bitmesi gerektiğine dair çok ciddi bir işarettir. Dahası açılış oturumuna başkanlık eden Zorlu Töre meclisin toplantı saatinden tam 2,5 saat sonra, onda toplanmış olması gereken meclisin saat 12.30'da açılıyor olmasını da ciddiyet talebinin öncelikle ne şekilde ele alınması gerektiği konusunda bir uyaran olarak değerlendirebilmiş olmalıydı diye düşünüyorum. Ve şu anda görülebileceği üzere belki de kameralar sadece bana odaklanmıştır konuşmacı olmam hasebiyle. Meclisin durumu, ciddiyet ihtiyacının hangi aşamada esasen tartışılması gerektiğine dair de çok ciddi bir işaret vermektedir. Az önce Sayın İzlem Gürçağ'ın, Sayın Filiz Besim'in konuşması üzerine verdiği yanıtların bir kısmında doğrudan sorumlu bakan olduğu halde başbakanın Türkiye'de yürüttüğü temaslar ve orada yapılan açıklamalara ilişkin tam anlamıyla hem hazırlık hem de bilgilendirme yapmadığını söylediğini gördük. Bir niyet beyanı elbette siyaseten dile getirilebilir iki ülke arasındaki ilişkilerde. Ama niyet beyanının ötesine geçen somut ifadelerle yapılan açıklamaların muhatapları tarafından kamuoyuyla aynı anda öğrenilmesi ve bu bilgilerin sorulduğu zaman çelişkili ifadelerle bizlere ve kamuoyuna aktarılması elbette ciddiyet yoksunluğunun tipik bir göstergesidir. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkan Yardımcısı'nın açıkladığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti uyrukluların Türkiye'deki sağlık hizmetlerinden, Türkiye'deki sağlık sigortasından yararlanmasına ilişkin açıklamanın hala netlik kazanmamış olması, uygulama esaslarının belirsiz olması ve bu konuda sağlıktan sorumlu bakanımızla sosyal güvenlikten sorumlu bakanımızın, ki ikisi de birinci derecede doğrudan muhataptır, verdikleri bilgilerin irtibatsız ve hatta çelişir olması bize ciddiyet ihtiyacını gerçekten hatırlatmaktadır. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Ünal Üstel bir sağlık problemi yaşamaktadır. Ünal Üstel görev başındaki hükümetin başkanıdır ve elbette bizler de sağlığına tam anlamıyla kavuşmasını diliyoruz. Ancak Ünal Üstel yurt dışı seyahat dahil olmak üzere yurt içinde sürekli seyahat halinde ve törenlere, programlara, organizasyonlara eksiksiz bir biçimde tedbirli olarak katılım gösterirken bu meclisin genel kurul salonunda bulunmamayı tercih etmesinin sağlık problemini istismar ettiğinden dolayı olduğunu üzülerek ifade etmek isterim ki düşünüyorum. Biz Ünal Üstel'e meclis mesaisine katılabilmesi için her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Gerekirse gün ışığında, gerekirse karartılmış olarak bu meclis genel kurulunda Ünal Üstel'le yüzleşme ihtiyacımız vardır. Çünkü görev başında eğer bir hükümet varsa, eğer o hükümetin de bir başkanı varsa, burada sorulan belli başlı sorulara doğrudan hükümet adına başbakan sıfatını taşıyan kişinin yanıt vermesi gerekir. Türkiye'ye gidiyor, Türkiye'de görüşmeler sonucunda tırnak içinde müjde diye ifade edilen açıklamaları yapabiliyor. Ancak kendi ülkesine döndüğünde kendi halkına, kendi muhatabı olan siyasilere en küçük bir izahat ihtiyacı dahi duymuyor. Ve bunu özel olarak talep ettiğimiz zaman da biliyorsunuz sağlık problemi vardır. Ünal Bey'in meclis genel kurul salonuna gelemiyor. Vay ne kadar zararlı bir salonmuş bu salon. Bu salonun ışıkları pekala söndürülebilir. Bu salon pekala karartılabilir. Yeter ki Ünal Bey
bu mecliste yerine getirmesi gereken görevi yerine getirme arzusu duysun. Ama eğer böyle bir istek söz konusu değilse, az ilerideki başbakan odasında mesai yapabiliyorken bu genel kurul salonuna gelemiyorsa, biz bundan Ünal Bey'in bizlerle yüzleşme konusunda cesareti olmadığını anlarız. Evet, Ünal Bey bizim karşımıza çıkmaktan korkuyor. Korktuğu için de meclisten, halkın meclisinden kaçıyor. Burada iktidar partilerine, hükümet partilerine mensup milletvekillerinin yanında muhalefet milletvekilleri de vardır. Ve muhalefet milletvekilleri iktidar partilerine mensup milletvekillerinin seçildiği yöntemle seçilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarının verdiği oylarla bizler bu mecliste bulunma hakkına sahibiz ve yurttaşlar adına görev yapma yükümlülüğüyle baş başayız. Bu yükümlülüğün hükümet mensuplarının görevini yapmasını sağlamaktan da ibaret olduğunu söylemek isterim. Peki hükümet nerede? Sorun çıkarmıyorum. Çünkü normal bir hükümetle, normal bir zamanda yaşıyor olsaydık, şu anda meclis iç tüzüğüne aykırı olarak devam eden bu oturumun devam etmemesini talep ederdim. Çünkü iç tüzük der ki, her meclis birleşiminde hükümet hazır bulunmak zorundadır. Peki ben sorarım, bu hükümetin proksisi, örneğin oturumda bulunan tek hükümet partilerine mensup milletvekili durumundaki Sayın Akpınar'da mıdır? Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri tümü Akpınar ve Sayın Serhat Bey'e vekalet mi verdiler de buradadır? Hayır, böyle bir uygulama da yoktur. Dolayısıyla kabineye mensup bir bakanın, derecinde elbette başbakanın bu salonda hazır bulunma yükümlülüğü vardır. Şimdi bunların hiçbirini yerine getirmeyen, meclis birleşimini Ulusal Birlik Partisi grup toplantısı nedeniyle 2,5 saat özürsüz, izinsiz, geç başlatan, meclis oturumunun olduğu günde, üstelik de denetim göreviyle meclisin toplandığı günde saat 15'e, yani meclis oturumunun devam etmesi muhtemel bir saate Bakanlar Kurulu toplantısı düzenleyen bir hükümetten ciddiyet, saygı, demokratik olgunluk beklemek ve sorduğumuz sorulara yanıt almak mümkün müdür? Sorduğumuz sorulara sürekli olarak zaten birbiriyle çelişen yanıtlar alıyoruz. İşte halkın sinir uçlarıyla oynamak böyle bir şeydir. Dün bu mecliste örneğin dile gelen konular kim tarafından dile getirildi? 62. madde tahtında. Yani mutlak suretle Cumhuriyet Meclisi'nde ele alınmış olması gerektiğine inanılan bir ayrıcalıktan yararlanarak ana muhalefet lideri Tufan Erhürman tarafından dile getirilen sorular vardı. Bu sorulara hükümet adına güya yanıt verenlerin hiçbiri yanıt teşkil edecek yanıtlar vermeyi başaramadı. Örneğin Din İşleri Başkanı'nın saçmalıkları bu mecliste soru olarak soruldu. Kamuoyu bu sorunun cevaplarını merak ediyor. Bu kabineye mensup bakanların bir kısmı hakkında soruşturma açılacak diyor. Bir kısmı hakkında soruşturma kararı açılmadı diyor. Hükümet adına bizi bu kürsüden yanıtlayan hükümet başbakan yardımcısının yardımcısı sıfatını taşıyan Erhan Arıklı ise ilahiyatçı kimliğini ön plana çıkararak ne münasebet bunlar soruşturulamaz diyor. Şimdi bir konuda üç ayrı yaklaşımı bir kurulun heyeti, bir kurulun üyeleri eğer ortaya koyarsa bu bizimle dalga geçmek değil de nedir Allah aşkına? Bu ayrıcalık kimden ortaya çıkmakta? Bu ayrıcalığı bu hükümet makamlarına kim sağlamaktadır? Bu ülkenin mevzuatı varsa, bu mevzuat anayasadan neşet ediyorsa ve Din İşleri Başkanı sıfatını taşıyan kişi anayasa ve yasalar hilafına hareket etmişse onu soruşturmak değil, görevden alacak iradeyi ortaya çıkarmak gerekiyor. O zaman soru şudur, çok basittir. Soruşturacak mısınız, soruşturmayacak mısınız sorusu gereksiz bir sorudur. Bu kendi imzalarınızla göreve getirdiğiniz kişiyi görevden alacak cesaretiniz var mıdır, yok mudur? Biz olmadığını anlıyoruz. Olmadığı için
Erhan Arıklı'nın abuk subuk gerekçelerini, üstelik de dine, dinden neşet ettiği varsayılan hadislere ve kendi sıfatına sığınarak yapmakta olduğu açıklamalardan anlıyoruz. Bu kişi Din İşleri Başkanı olsun diye vatandaş yapılmış bir kişidir. Bu ülkenin yurttaşlık mevzuatı da aslında ihlal edilerek veyahut istismar edilerek yurttaş yapılmış bir kişi, bu topluma tamamen yabancı bir kişi Din İşleri Başkanı yapılmıştır. O zaman sormazlar mı size? Siz bu kişiyle ilgili bir talimat mı aldınız ve onu Din İşleri Başkanı atadınız ki atayan gibi göründüğünüz halde onu görevden alma cesaretini ortaya koyamıyorsunuz? Ve toplumun sinir uçlarıyla bilerek ve isteyerek oynuyorsunuz? Veya bir başka konu, Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan görüşmeler sonrasında yapılan açıklamalar. Sağlık sistemi. Belli ki sadece Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına üzülerek ifade etmek istiyorum ki önümüzdeki birkaç ay içerisinde yapılacak genel seçimde şu anda Türkiye'yi yöneten kadroların sağladığı bir hediye. Yani bir tür seçim vaadi. Olmayan yasalar üzerinden bunu açıklamaya çalışan bir Hasan Taçoy. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sıfatıyla. Hangi yasa? Sosyal güvenlik yasası. Nerede? Henüz yok. Ama açıklıyor. Genel sağlık sigortası üzerinden durumu ifade etmeye çalışıyor. Genel sağlık sigortası nerede? O da yok. Onun varlığına dair bir işaret var mı? O da yok. O zaman salla gitsin. Sevgili İzlem Gürçay birinci derecede sorumlu hale gelecek. Çünkü sağlık hizmetlerini yönetme görevi Sağlık Bakanı sıfatıyla ona verilmiş. Ondan anlıyoruz ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sağlık sigorta sistemine dahil olmuş Türkiye Cumhuriyeti uyrukluların buradaki sigortalılık durumu Türkiye Cumhuriyeti makamları tarafından soruşturulduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler. O zaman ortaya bir fatura çıkacağı çok belli. Yani Türkiye bu sağlık hizmetini kendi yurttaşlarına verecek ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sosyal güvenlik sistemine tabi olup olmadıklarını öğrendikten sonra. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nde sosyal güvenlik hizmet sistemine dahil olmayanlar nasıl sağlık hizmetlerinden yararlanıyorlar? Bedeli karşılığında. O zaman Türkiye Cumhuriyeti sosyal güvenlik sistemine tabi olmayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklular eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu sisteme dahilseler ve bu teyitten sonra Türkiye'de sağlık hizmetlerinden yararlanacaklar, Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış olması gereken ödeme de evet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından yapılacak anlamına geliyor ki İzlem Hanım'da detaylar belli olduktan sonra elbette bunun finansmanıyla alakalı da bir kaynak öngörülecek herhalde diyerek iyimser bir tahminde bulunuyor. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, bizim tahminle hareket eden bakanlara iyi niyet dileyerek, iyi temennide bulunarak hareket eden siyasetçilere ihtiyacımız yoktur. Bizim ihtiyacımız yazılı metinlere göre yasaya uygun bir biçimde hareket edecek kamu yöneticilerine ihtiyacımız vardır. Ve maalesef böylesi bir yapıdan bunu beklemek doğrusunu isterseniz son derece büyük bir naiflik olur. Ve biz o naifliğe sahip değiliz. Son derece tedirginlik veren, son derece asap bozan bir durumla karşı karşıyayız. Ve bu noktada soğukkanlı olmayı başarmak için de insanüstü bir gayret içerisindeyiz. Çünkü bu ülkede sorunlar her geçen gün hem yeteneksizlikten, hem umursuzluktan, hem de basiretsizlikten dolayı büyüyor. Ekonomik sorunlar, idari sorunlar, siyasi sorunlar büyüyor ve yurttaş kendini her gün biraz daha çaresiz ve yalnız hissediyor. Elektrik meselesi bilerek ve isteyerek zehirlenmiş, parçalanmış ve kangrene dönüştürülmüş bir mesele olarak karşımızda duruyor ve buna çözüm olarak müjde Türkiye'den geliyor. Kablo. Şimdi böyle bir niyet varsaydı bununla ilgili hazırlık çalışmalarından niye kimse haberdar değil? Ve bu konuda olacak olanları niye bir Allah'ın kulu bu hükümetten çıkıp da dört başı mamur
anlatabilir durumda değil. Çünkü İkbal'dan çıkıyor. Ansızın zuhur ediyor ve o zuhur edene göre birileri buralarda gelip belli başlı tahminlerde bulunuyor. Bu devlet deyim yerindeyse tombaladan çıkan rakamlardan oluşan bir yönetim anlayışıyla yönetilemez. Bugün kablo gelir, onunla ilgili bir tahmin söylenir. Yarın sosyal konut gelir, onunla ilgili bir tahmin söylenir. Öteki gün sosyal güvenlik ve sağlık hizmetlerinden yararlanmayla alakalı bir şey gelir, o söylenir. Peki bir soru sormak isterim. Muhatabı olmadığı halde Kıbrıs Türk kamuoyuna açıklamak ve cevabını da belki daha sonra basın aracılığıyla duymak isterim. Bu ülkede yurduna dair duyarlılığı olan her bir yurttaşın çok ciddi tedirginliği vardır topraksız kalma konusunda. Halihazırda bu ülkedeki gayrimenkul fiyatları sıradan yurttaşların ödeyebileceği fiyatların kat be kat üzerine çıkmıştır. Ve burada temel faktör gayrimenkul sektöründeki motor güç yabancı uyruklulardır. Yabancı uyruklulara satışı yapılan mülklerdir. 100 metrekarelik konutun yüz binlerce isterlin fiyatla satışa arz edildiği bir toprak parçası üzerinde yaşayan fakir insanlardan oluşmaktadır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşları. O zaman farkındayım, olduklarında bir fayda şey etmediği, fayda üretmediği, bir anlam ifade etmediği için bugüne özel onların varlığını ihtiyaç olarak hissetmiyorum. Çünkü bu sorduklarımıza dün de... Buyurun Sayın Başkan. Toparlıyorum. Yok, giriyor içeriye. Yok, gerek yok. Rahatlarını bozmasınlar. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Çünkü zaten sorduğumuz sorulara ya tahmine dayalı cevaplar alıyoruz ya da cevap alamıyoruz. O yüzden hiç gerek yok hükümet makamlarının burada bulmasına. Zaten ülkede bir hükümet de yok. Ülkede gerçek anlamda icraat üretecek plan program çerçevesinde çalışan bir hükümet de yok. Onun için olsa var, olmasa var. Sormak istediğim soru şudur Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Bu ülkede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmayan herkes mevzuatımıza göre yabancı olarak addedilmektedir. Ve buna Türkiye Cumhuriyeti uyruklular da dahildir. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları bu ülkede yabancı statüsündedir ve mevzuat ona göre düzenlenmiştir. Diğer yabancılara göre Türkiye Cumhuriyeti uyruklular bu ülkede iki ülke arasındaki anlaşmalara göre bazı konularda özel muamele görebilmektedir. Ve şu anda bu özel muameleye bir konunun daha dahil edilmesine ilişkin tırnak içinde söylüyorum, duyumlar söz konusudur. O da gayrimenkul satışlarında Türkiye Cumhuriyeti uyruklulara yurttaş muamelesi yapılması veya yabancı muamelesi yapılmamasına ilişkin duyumlar vardır. Ve bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarının mülksüzleşmesine dair çok çok büyük bir potansiyel tehlikeyi bünyesinde barındırmaktadır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti de ekonomik güçlükler yaşayan ve yoğunlukla yoksul insanların yaşadığı bir ülkedir. Ama sahip olduğu nüfus büyüklüğü nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir bütün olarak yutabilecek bir zenginlik de vardır Türkiye Cumhuriyeti'nde. Çünkü nüfus 90 milyon diye ifade edilmektedir. Ve bu 90 milyonluk ülkenin çok sınırlı sayıda olmayan zenginleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir bütün olarak tek bir hamlede hap gibi yutabilecek kadar zengindir. Ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının bu ülkede gayrimenkul konusunda yurttaş muamelesi görmesi veya yabancı muamelesi görmemeye başlaması bu ülkedeki konut edinme, mülk edinme, mülke sahip çıkma konusunda yaşanmakta olan güçlüğü kat be kat artırabilecek potansiyel bir tehdit olarak karşımızda durmaktadır. Ve hükümet makamlarının bu konuya mutlak suretle cevap vermesi ve hayır asla böyle bir şey yoktur demekten başka bir çaresi de olmadığını ifade etmek istiyorum. Çünkü bu ülkede iş çevrelerinin yaşamakta olduğu güçlükler yabancı yatırımcı adı altında aslında kendi girişimcimizin giderek çaresizleşmesi gerçeği yıllardır yaşanmaktadır.
Ve bu artık girişim yapamama noktasından mülk edinememe, sahip olduğu mülkü elinde tutamama noktasına kadar gerilemiş ve çok daha büyük bir tehdit o haline gelmiş bulunmaktadır. O nedenle bu konu es geçilmemesi gereken bir konudur. Ben kamuoyunun gündemine açıyorum ve hükümetin yanıtlamasına bırakıyorum. Sayın Başkan, süremin dolmuş olduğunun farkındayım ve bir şeyin daha altını çizerek konuşmamı tamamlamak istiyorum. O da az önce yine Sayın Filiz Besim'in konuşmasına cevaben yapılan konuşma sırasında öğrendiğimiz, belli bir süreden beridir Ercan Devlet Havaalanı'nda işletmecinin yükümlülüğünde olan ambulans bulundurma zorunluluğunun ihmal edildiği gerçeğidir. Eğer durum buysa, Başbakan Yardımcısının yardımcısı sıfatını taşıyan ve Ercan Havaalanı'nın işletilmesinde idare pozisyonunda olan Erhan Arıklı'nın bu konuyla ilgili derhal nasıl bir işlem yapacağının ifade edilmesine duyduğumuz ihtiyaçtır. Çünkü ucubeye dönüşmüş olan Ercan Havaalanı özelleştirme ihalesindeki mevzuat, yani işletmeciyle, yüklenici veya işletmeciyle yapılmış olan anlaşma gereğince orada ambulans bulundurulma zorunluluğu işletmeciye devredilmiş bir yükümlülüktür. Ve Ercan Devlet Havaalanı'nın bir havaalanı olarak hizmet verebilmesinin en öncelikli ve ihmal edilemez koşullarından bir tanesi de orada bir ambulansın hazır vaziyette ve sürekli olarak kesintisiz bir biçimde bulundurulmasından geçmektedir. Eğer bu zorunluluk, bu yükümlülük belli bir süredir Sayın İzlem Gürçağ'ın ifade ettiği üzere ihmal edilen bir durumdaysa, bu hem Ercan Havaalanı'nın uçuş güvenliğini sağlama bakımından yok edildiğinin, köreltildiğinin bir ifadesidir, hem de oradan uçan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu olsun olmasın, her bir yurttaşa karşı işlenmiş, her bir insana karşı işlenmiş bir insanlık suçudur. Bunun affı da yoktur. Dolayısıyla bu konuda da izahat, ama içerikten yoksun olmayan tatmin edici bir izahat şarttır ve bunu bekleyeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.